Evet arkadaşlar tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimiz olsun inşallah. Bugünkü konumuz İnşirah Suresi. İnşirah Suresi'nin e, indiriliş sırasına göre, Kur'an-ı Kerim'e göre 12. süre. Buradan e, 12. süre olması itibariyle e, okuyalım bir. E, İnşirah kelimesi olarak da Arapça'da ferahlamak, sevinç Açılmak, genişlemek anlamına geliyor. Osmanlıca'da da e, açığa çıkmak zahir olma anlamlarına geliyor. Yani, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Üzerinden kaldırmadık mı? Belini, büken yükünü. Yani burada tüm tefsircilerden olsun hepsi Resulullah Efendimiz'e dair e, olduğunu söylüyorlar. Oysaki ki Resulullah Efendimiz'i ben araştırdım böyle belini mükemmel bir rahatsızlığı olduğu yok yani. Yani onlar işte vahiy geliyor, göğüsü genişletildi. Yani korkular giderildi. Miraca çıkarken e, bu korkular yaşamasın diye. Daha önceki videomdan da zaten böyle bir miraca çıkma olayının olmadığını sadece e, Mescid-i Kabe'den Mescid-i Raksa'ya götürüldüğünü o, o, olayın olduğunu biliyoruz. Buradan Mehdi Aleyhisselam'a işaret ediyor. Diyor, nasıl ki? İndirilir sırası 12. sıra. Yani buradan 12. imama bir gönderme var. İndirilir sırasından sonra, Duhan suresinden sonra indirilmiş. Ee, sonra ne diyor? Yani belini büken bir rahatsızlık var. Bu bel fıtığı değil, kalp ameliyatı değil gibisinden e, bir rahatsızlık var. Bu, bunun e, ne diyor allah Teala diyor? Göğsünde bir e, daralma da olabilir böyle ya da işte ne bileyim farklı bir şey de olabilir. Bunun operasyonel bir şey ile allah Teala rahatlatıyor. Yani o yükü üzerinden alıyor. Hatta hadiste ne diyor? Mehti'nin karnı geniştir. Buradaki genişletme ile o karın genişliğinde bir bağlantısı olabilir benim kanaatimce. Dördüncü ayette senin şanını yüceltmedik mi? yani allah Teala tüm zamanları hitap ettiği için biz şu an onu göremedik yani göremiyoruz ama şanı şanını yüceltecek, çıkacak tanınacak herkes tarafından yani şahıs olarak bilinecek ama mekte olarak bilinmeyecek öyle şanı yükseltirecek daha sonra diyor şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır yani tanınıp meşhur olduktan sonra güçlükle sıkıntıların olacağını gerçekten güçlükle sıkıntıların olacağını ama sonunda da kolaylık olacağını allah Teala burada ayet-i kerimede bildiriyor. Onun peşine öyleyse bir iş bitince diğerine koyul. Yani e, o kadar yapacağı iş var ki İslam alemi ve dünya için. Yani iş o bitecek öbürüne koyacak. O bitecek öbürüne koyacak. En son ayette de ancak Rabbine yönel ve yalvar. Yani bütün bu işleri yaparken de e, Rabbine yönel, yalvar, yardım iste. E, bu şekilde. Şimdi buradan başka bir inşirah kelimesinin içerisine baktığımızda şira. Şira yıldızını hatırlarsınız. Necim suresi 49. ayette. Oradan da baktığımızda başında da inşirah yani ins e, ve cin diye geçer Kur'an tabirinde. İns insan yani. İnşirahtan da se şey gibi olduğunda şira ile birleştiğinde inşirah yani Şira yıldızı da malum ikili yıldızdır. Bu bakıldığında daha önceleri tek yıldız olarak görüyorlar. Keşiften sonra iki yıldız olduğunu net gör biliyoruz, öğreniyoruz yani. Buradan iki insandan bahsediyor İnşirah suresi. İnşirah yani içine alıyor. İki kelimenin birleşmesiyle birlikte. Burada da iki kişi kimdir? Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Mesih Aleyhisselamlar. Yani ikisi aynı dönemde olacağı için e, inşirahtan kasıt da o. Şiranın Rabbi. Necem Suresi 49. ayette Şiranın Rabbine yani ikili ikisinin Rabbine. İsa Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın Rabbi Allah'tır anlamında. Niye 49. ayet mesela Necim Suresi'nde? Ben kendi fikiratımı söylüyorum. E, tespit olarak da bunu yapabilirim. Yani 49 yaşındayken Mehdi Aleyhisselam hilafet e, sancağını e, dikecekler, hilafete getirecekler birlikte İsa Mesih ile birlikte. O nedenle 49 özellikle belirtilmiş 49. ayette. Yani gördüğüm kadarıyla bu dediğim gibi bu göğsünü açıp genişletmeyi Hasan Mezar ilk ortaya atmıştı bunu. İşte miraca çıkmayla alakalı diye. Bunlarla hiçbirinden alakası yok. Hani o süresine tekrarlıyorum. İndiriş süresi 12. süre. Buradan 12. imama gönderme var. E, e, Necim süresi 49. ayette Şirana Rabbi. E, burada da yaşı itibariyle hilafetin ne zaman e, yaşında hilafetin başına geçeceğini ben e, öyle Ondan sonra İnşirah'ta da e, içine alıyor. Hem e, Şira yıldızın içine alıyor. Hem de Mehdi Aleyhisselam'ı. Ama özellikle burada bu ayetlerden anladığımız kadarıyla Mehdi Aleyhisselam'ın bir operasyon geçirmiş olma ihtimali çok yüksek. Çünkü onun belini büken bir rahatsızlığı varmış. Ee, o nedenle e, şu an e, şanının yücelmesinin dönemindeyiz. E, bu yıl içinde yani e, miladi olarak gerçekleşebilir. Hatta ondan önce e, 20 Ağustos'a kadar da e, bu çıkışı görülebilir. İnşallah hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum. İnşallah daha sağlıklı bilgiler almak için inanın samimi söylüyorum bunu. Bir aydır üzerine çalışıyorum. İlk nasip olduğunda hani epey araştırdım. Uğraştım fırsat olmadı. Bugüne nasip oldu inşallah. İnşallah başka bir videolarda görüşmek dileğiyle Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah.